Herkese merhaba. Bu videoda sizlere bacak kaslarını anlatmaya çalışacağım. Bacak kasları fonksiyonlarına ve lokalizasyonlarına göre 3 farklı kategoride sınıflandırılmaktadır. Bunlardan birincisi ön grup kaslar, bir diğeri lateralde yer alan kaslar ve sonuncusu ise arka bölgede yer alan kaslar. İlk olarak bacağın arka bölgesindeki kasları sizlere anlatmaya çalışacağım. Ancak bu kaslara giriş yapmadan önce fasya yapılarını bir anımsamaya çalışalım. Bildiğiniz üzere vücudumuzda bir fasya superficialis, bir de fasya profunda olmak üzere iki farklı fasya yer almaktaydı. Bunlardan fasya profunda bacakta özelleşerek fasya kururis olarak isimlendirilmektedir. Fasya kururis bacağın biraz önce saydığımız kompartmanları birbirinden ayırma fonksiyonuna sahip. Bu sayede bu kompartmanların içerisinde bulunan kasların hareketleri de birbirleriyle karşılaş, karışmamış olacak ve sürtünme engellenmiş olacak veya bir başka ifadeyle ekstensör grup kaslar veya fleksör grup kasların kendi başına hareket etmelerinde kolaylık sağlayacak. Burada bilmemiz gereken bir diğer şey yine hatırlayacağınız üzere fibula ve tibia'yı görmektesiniz. Bu kemiklerin lokalizasyonlarına dikkat ederseniz her ikisinin keskin kenarlarında birbirlerine doğru yer alan keskin kenarlarında membrana interosseal isimli bir membran bulunmaktaydı. Aynı şekilde üst ekstremitede ön kolda da membrana interosteal yer almaktaydı. Bu nedenle birbirleriyle karışmamasın diye alt ekstremitede bacakta bulunan membrana interosteal'a kururiz, üst ekstremitede de olana ise antebrachio olarak e, isimlendiriyorduk. Dolayısıyla membrana interosteal kururizi rahat bir şekilde bu keside görebiliriz. Biz dedik ki bacağın 3 farklı kompartmanı bulunacaktır ve bu kompartmanda hem fonksiyon olarak hem de lokalizasyon olarak birbirinden farklı kaslar yer alacaktır. Örneğin ön tarafta bulunan kaslar şu an çizdiğim yerdeki kaslar, extensor grup kaslardır. Lateralde bulunan kaslar ise sarı olarak çizeceğim kaslar ise peroneal kompartmanda bulunan kaslardır, yan tarafta bulunur. Bir diğer kas grubu ise arka tarafta bulunan fleksör grup kaslardır. Dolayısıyla Fasya kururis bu kasları birbirinden ayırma fonksiyonuna sahip ve bu kasların özerk olarak hareket etmesine olanak sağlayacaktır. Kaslara giriş yapmadan Artikülasyo talo kururalis'in hareketine bir odaklanalım. Artikülasyo talo kururalis'in bir transfer eksende şöyle çizecek olursak, transfer eksende hareketine bakacak olursak ayağın yukarıya doğru veya aşağıya doğru hareketi. Biz bunlara yukarıya doğru hareketine dorsifleksiyon veya ekstansiyon adını veriyoruz. Şöyle çizecek olursak şu harekete dorsiflek, dorsal fleksiyon veya ekstansiyon adını vermekteyiz. Bir diğer hareket ise şimdi gösterdiğimiz veya siyahla göstermeye çalışalım. Şu hareket ise plantar fleksiyon veya fleksiyon olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla dorsal fleksiyon veya fl plantar fleksiyonuna bakacak olursak her iki hareket de transvers eksene göre gerçekleşecek. Dolayısıyla bu eksenin ön tarafında ve arka tarafında bulunan kaslar farklı fonksiyonlara sahip olacak. Bir diğer görselde bakacak olursak transvers eksen şu an kırmızı olarak gösterdiğim yerden geçiyor. Bunun ön tarafında bulunan kaslar ve arka tarafında bulunan kaslar eksene göre lokalizasyonları farklı olduğu için artikülasio talocruralis ile farklı hareketler yaptıracaklardır. Örneğin Ön tarafında bulunan ekstensor grup kaslar kasıldığı zaman bacağın düzeltiyorum ayağın dorsal fleksiyonu gerçekleşecektir. Ancak arka tarafında bulunan fleksör grup kaslar kasıldığı zaman ise ayağın plantar fleksiyonu gerçekleşmiş olacaktır. Bir diğer eksenimiz oblik eksen, şu an kırmızı olarak gösterilen eksen oblik eksen. Bu eksenin lateral ve medial tarafında bulunan kaslar artikülasyon talo kalkanı ön ve artikülasyon subtalarisin hareketini sağlayacak ve bu sayede ayağın iç ve dış rotasyonlar veya inversiyon eversiyon hareketleri gerçekleşmiş olacak. Bu eksenin lateralinde kalan kaslar, şöyle tekrar gösterecek olursak, lateral tarafında bulunan kaslar kasıldığı zaman ayak eversiyona doğru hareket eversiyon yapacak Medial tarafında bulunan kaslar kasıldığında ise şu bölgedeki kaslar kasıldığında ise ayak içe doğru bakacak veya diğer bir ismiyle inversiyon hareketi gerçekleşmiş olacak. Bu eksene bir başka görselde odaklanacak olursak ekseni kırmızı olarak göstermeye çalıştık. Bu eksenin lateral tarafında ve medial tarafında olan kaslar farklı fonksiyonlara sahip olacak. Şimdi bacağın arkasındaki arka bölgesindeki kaslara bakalım. Bu kaslar iki katmandan oluşmaktadır. Birincisi yüzeyel katman. Şu an kırmızı olarak gösterdiğim katman. Bu katman içerisinde musculus gastrocnemius, musculus soleus ve musculus plantaris yer almaktadır. Bunun daha derin planında bulunan katman ise derin kaslar olarak ifade edilecek ve musculus tibialis posterior, musculus popliteus, flexor digitorum longus ile flexor hallucis longus bulunacak. Her iki tabakayı birbirinden ayıran fasya kurur ise SEPTUM INTERMUSCULARE kururis TRANSFERSUS adını vermekteyiz. Transfer seyirli. Intermuscular ismi kaslar arasında anlamına gelecek. Dolayısıyla SEPTUM INTERMUSCULARE CURURUS TRANSFERSUS arka grup kaslarda, arka kompartman kaslarında derin ve yüzeyel kasları birbirinden ayırma fonksiyonuna sahip olacak. Derin kasların hemen ön tarafında ise şu an siyah olarak çizeceğim yerde ise membrana interosteo kururis bulunacak ve bunun da ön tarafında ön kompartman kasları yer alacak. Fibulanın sarı olarak göstermeye çalışacağım yer fibula. Fibulanın daha dış tarafında ise şu an gösterdiğim bölgede ise perineal kompartman kasları bulunacak. Dolayısıyla hem fasya profundan özelleşmiş ismi olan fasya kuruluşu gördük. Hem de membrana interosteal ve kemiklerin bu kompartmanları birbirinden ayırdığını görmüş olduk. Arka grup kaslara baktığımız zaman ilk olarak musculus gastrocnemius'u görebilmekteyiz. Musculus gastrocnemius iki başı olan bir kas. Bunlardan medial tarafta olan ve lateral tarafta olan kas başları şu an çizerek göstermeye çalışıyorum. Veya bir diğer görselde medial tarafta ve lateral taraftaki kasları başları göstermeye çalışıyorum. Bunlardan medial tarafta olan femurun kondylus medialisine, lateral tarafta olan ise yine aynı şekilde femurun kondülüs lateralesine tutunacak. Aşağıda ise tüber kalkaneyi de sonlanacak bu kas. Dolayısıyla hem femurda hem de tüber kalkaneyi de tutunduğu için bu kasın hareketi hem bacağı hem de ayağa etki edecektir. Yani ayağın planter fleksiyonunu yapmasını olanak sağlayacaktır. Şöyle düşünebilirsiniz sağ taraftaki görselde kasın tutunma yerini düşünebilirsiniz. Bu kas kasıldığı zaman tüber kalkaneinin yukarıya doğru yönelmesi ve ayağın planter fleksiyon yapmasını beklersiniz. Aynı şekilde kas femurada tutunduğu için kas kasıldığı zaman bu eklemin, diz ekleminin hareketi gerçekleşecek ve bacağın fleksiyonu gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla gastrokinemius bacağa fleksiyon yaptıracak, aynı zamanda ayağa ise planter fleksiyon yaptırma fonksiyonuna sahip olacak. Bu kasımızın siniri nervus tibialis. Arka grup kasların, arka kompartmanda yer alan kasların tamamı nervus tibialis tarafından innerve edilecek. Bir diğer kasımız musculus soleus. Musculus soleus ise musculus gastrocnemius'un kesildiğini görebilmektesiniz. Onun daha derin planında yer alacak. Şurada görebildiğiniz kas. Yalnız hemen yanında beyaz bir yapı olan tendonla karıştırmamanızı istiyorum. Bu tendonu bir sonraki slaytta göreceğiz. Bir başka kasın tendonu. Bununla karıştırmayın lütfen sarı olarak gösterdiğim yeri. Kırmızı olarak çizdiğim yer ise musculus soleus olarak karşımıza çıkacak. Musculus soleus'a dikkat ederseniz bunun başlangıç yeri tibia'da bulunacak. Tibia'da linea musculus solei de bulunacak ve bir miktar fibula'nın arka tarafında başlayacak. Hemen yan taraftaki görselde ise bu kasın origosunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla tibia'da veya fibula'da başladığı için yani femurda başlamadığı için bacağa hareket yaptırma fonksiyonu bulunmayacak. Bir önceki slaytta gördüğünüz musculus gastrocnemius femurda başladığından dolayı bacağa da hareket yaptırma fonksiyonuna sahipti. Ancak musculus soleus tibia ve fibula da başladı tüber kalkaneyi de sonlandığı için sadece ayağa hareket yaptıracak ve ayağın plantar fleksiyon hareketini yaptırmış olacak. Yine bu kasın da siniri nervus tibialis. Şimdi musculus gastrocnemius'u gördük ve musculus soleus'u gördük. Musculus gastrocnemius femurdan başlayacaktı. Musculus soleus ise tibia ve fibula'nın üst kısımlarından başlayacak. Her ikisi aşağıda tüber de sonlanacak. Ancak kalkan tüber kalkanei de sonlanmadan hemen önce her ikisinin ligamenti birleşecek ve buna tendo calcaneus veya aşil tendu'nun ismini vereceğiz. Bazı kaynaklarda hem musculus soleus hem de musculus gastricnemius'un her ikisine birden triceps sura adı verilmektedir. Bu şekilde de görebilirsiniz. Triceps sura adını görebilmektesiniz. Tri denmesinin yani üç başlı denmesinin nedeni musculus gastricnemius'un iki başının olması. Soleus'u da bir olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla her birini ayrı ayrı kabul edip musculus triceps sura olarak da ifade edilebilir. Her iki kas birlikte. Ve bu iki kas yani musculus triceps sura ayağın en güçlü, en kuvvetli fleksör e, kası olarak ifade edilmektedir. Bir diğer kasımız ise bir diğer kasa geçmeden önce şu görsele bir bakacak olursak Seukma Müzesi'nde bulunan e, görsel Aşil'in e, tasvir edilmiş hali bildiğiniz üzere mitolojide Aşil ölümsüzlük suyuna batırılmış. Annesi ölümsüzlük suyuna batırırken bu tendondan, tendo kalkanı üstten tutmuş ve e, Aşil'i ölümsüzlük suyuna batırmış. Sadece bu bölge suya temas etmediği için ölümü de yine bu bölgeye gelen bir okla gerçekleşmiş. Bu nedenle mitolojik e, tanımından dolayı aşil tendon olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bir diğer kasımız musculus plantaris. Biraz önce musculus söylüyorsun, hemen yanında tendondan bahsettik. Karıştırmamanızı söylemiştik. Musculus plantaris'i yukarıda femurun kondylus lateralisinde başladığını görebilmektesiniz diğer kaslara göre daha kısa seyirli ve daha sonra uzun bir seyirde bunun tendonu devam edecek. Bakın şurada tendonunu görebilirsiniz daha aşağı doğru yönelecek. Bu da yine tüber kalkanı ile sonlanacak. Başlangıç yerine femurun kondülüs lateralisi dedik. Bitiş yeri ise yine tüber kalkani ve bunun da siniri nervus tibialis. Bu diğer kaslara göre oldukça zayıf fonksiyona sahiptir ve aynı şekilde ayağın plantar fonksiyon, fleksiyon yapmasına yardımcı olacaktır. Şimdi bunlar yüzeyel kaslardı. Derin kaslara bakacak olursak ilk olarak Musculus popliteus'a bakalım. Musculus popliteus'u ortadaki görselde görmeye çalışalım. Diğer kaslar kaldırılmış, sadece Musculus popliteus kalmış. Şurada görebilmektesiniz. Bunun başlangıç yeri femurda bulunan condylus lateralis, sonlanma yeri ise tibia'da yer alacak. Tibia'da Lina Musculi Solei'nin üzerinde kalan bölgede sonlanacak. Şöyle gösterecek olursak, sol taraftaki görselde Musculus Popliteus'un başlangıç ve bitiş yerini veya projeksiyonunu kavrayabiliriz. Yine bunun da siniri Nervus Tibialis. Bu, sin bu kas bacağın fleksiyonunda ve iç rotasyonunda oldukça önemli bir e, fonksiyona sahiptir. Bir diğer kasımız Musculus Flexor Digitorum Longus. Arka bölgede derin grupta bulunan ikinci kasımızı anlatıyoruz. Musculus flexor digitorum longus başlangıç ve bitiş yerlerine dikkat ederseniz tibia'nın linea musculus soleus'un altında kalan bölgesinde şu an kırmızı olarak gösterdiğim bölgelerde başlayacak. Aşağı doğru yöneldikten sonra aşağı doğru yöneldikten sonra lokalizasyonu değişecek. Bakın bu oldukça önemli. Kasın kendisi devam edecek sonra tendonu, tendonu çapraz yaparak diğer tarafa doğru yönelecek. İkinci ile beşinci parmakların falankslarına gidecek. Dolayısıyla medial taraftan başlayıp medialden başlayıp aşağı doğru gittikten sonra laterale doğru yöneldiğini kavramış olduk. Bu kasın da siniri nervus tibialis. Fonksiyonu ise parmaklara ve ayağa plantar fleksiyon ve inversiyon yaptırma fonksiyonuna sahip. Bir diğer görselde sağ taraftaki görselde bu kası tekrar görecek olursak şöyle kası çiziyorum. Hemen Devamında kasın tendonunu görebilmektesiniz ve kasın tendonunun laterale doğru yöneldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla medial taraftan başlayıp laterale doğru devam edecek. Bir diğer kasımız ise Musculus flexor hallucis longus. Bu ise tam tersi lateralden başlayacak ve devamı mediale doğru seyredecek. Hemen yanındaki görselde kasa tekrar odaklanacak olursak bakınız lateral taraftan başlayacak ve tendonu çapraz yaparak medial tarafa doğru gidecek. Fibula'nın arka yüz, yüzünde bu kas başlangıç yapacak ve ayak baş parmağının phalanx distalisinde sonlanacak. Bu kasımızın musculus flexor hallucis longus'un fonksiyonu ise baş parmağı fleksiyon yaptırmak ve ayağa plantar fleksiyon yaptırmak. Hemen yan tarafındaki görselde yine e, görmeye çalışalım. Bakın şu bölgede kası görüyoruz ve kasın tendonuna dikkat ederseniz ayak baş parmağına doğru yöneliyor. Bir diğer kasımız Musculus tibialis posterior. Musculus tibialis posteriorun başlangıç ve bitiş yerlerine bakacak olursak sol taraftaki görselde bu kasın başlangıç yerinin origosunu görebilmekteyiz. Tibia'da linea musculi solei'nin hemen altında, hemen bunların yan tarafında bulunan membrana interossea'da ve fibula'nın bir miktar arka yüzünde başlangıç yapacak. Bakınız. Tibia'da Şurada fibula'nın arka yüzünü görüyorsunuz ve her ikisinin arasında membrana interossea'ya tutunacak. Ve bu bölgeden tutunduktan sonra, başladıktan sonra aşağı doğru yönelecek. Aşağıda ise ikinci ve dördüncü e, tarsal kemiklerin büyük bir kısmına, e, böl büyük bir bölümüne ve ikinci, dördüncü metatarsaların bazisine tutunacak. Bir diğer görselde bu kası tekrar görmeye çalışalım. Bakın şurada başlangıcını görebiliriz. Bu görselde en sağ tarafta yer alan görselde devamını göremiyoruz. Ancak tendonunu kısmen görebilmekteyiz. Bunun hemen yanındaki görsele odaklanalım. Diğer kasları kaldırmışız. Sadece musculus tibialis posterior'u görebilmekteyiz. Bakın şuradan başlıyor. Aşağı doğru tendonu ikinci dördüncü e, tarsal kemiklere ve ikinci dördüncü metatarsların bazılarına tutunuyor. Şu görsele odaklanacak olursak ayak tabanına aşağıdan bakıyoruz. Üç farklı kasın tendonunu görebilmekteyiz. Bunlardan şu an çizdiğim yer musculus tibialis posterior. Şöyle devam edecek ve devamını çok net göremiyoruz. İkinci, dördüncü tarsal kemiklere ve metatarsal hislerin bazı hislerine doğru yöneliyor. Bir diğer bilmemiz gereken şey ise tarsal tünel. Hatırlayacağınız üzere üst ekstremitede karpal tünelden bahsetmiştik. Alt ekstremitede ise tarsal tünel yer alacaktır. Burada malleolus medialisi biliyoruz. Medial tarafta bulunan çıkıntı. Ve tüber kalkaneyi biliyoruz. Her iki çıkıntının arasında bunları birbirine bağlayan bir retinakulum yer alacak. Buna retinakulum flexorum ismini veriyoruz. Dediğimiz gibi malleolus medialis ile tüber kalkaneyi birbirine bağlayacak. Bunun daha derininde bulunan kanala ise kanalis ters veya tarsal tünel ismini veriyoruz. Şu an gördüğümüz görselde arkadan ve bir miktar medial taraftan bakıyoruz gösterilen yapı e, tarsal tüneli ifade etmektedir. Dolayısıyla tarsal tünelin dış tarafını retinaculum fleksiyorum oluşturacaktır veya sınıfla, e, sınırlandıracaktır. Evet burada tarsal tünelin lokalizasyonunu görebilmekteyiz. Bu tünel içerisinde geçen yapılar ayağın tabanına giden e, kasların tendonları ve damar ve sinir yapıları diye söyleyebiliriz. Bir diğer bilmemiz gereken şey bu tünelden geçen Kaslar, şuradan geçen kaslar ayağa fleksiyon yaptıracak ve inversiyon yaptıracak ve dolayısıyla bu iki fonksiyona sahip olacak. Şimdi yürümeye bakacak olursak, yürüme fonksiyonuna bakacak olursak, yürüme esnasında ayağın yere basmasını imkan tanıyan mekanizma ayağın fleksör grup kasları. Ayağı yere bastırarak vücudun yukarı doğru itilmesini sağlayacak. Yürümenin devamında Ayan havada durmasını sağlayan, yukarıda durmasını sağlayan ise ayağın ekstensör grup kasları. Ayağın aşağı doğru düşmesini engelleyecek şöyle silelim. Aşağı doğru düşmesini engelleyecek ve havada durmasını sağlayacak. Bacağın arka bölümünde yer alan sinirlere bakacak olursak, öncelikle nervus sciaticus'a dikkat edelim. Bildiğiniz üzere vücudumuzun en büyük siniri. Bu sinir musculus piriformis'in hemen altından e, seyredecek ve önce uyluğun sonra da bacağın arka tarafına doğru yönelecek. Fossa da bu sinir bir nervus tibialis bir de nervus perineus communis olarak iki farklı dal halinde seyredecek. Bunlardan nervus tibialis bacağın arka tarafında seyredecek. Biraz önce de zaten bahsetmiş olduğumuz gibi bacağın arka tarafında yer alan kasların innervasyonunu sağlayacak. Nervus perineus communis ise adı üzerinde communis olduğu için mutlaka iki dala ayrılacaktır. Bunlardan biri süperfisiyel bir de yüzeyel olacak. Nervus perineus communis şöyle önce dış tarafa doğru daha sonra ise bir miktar ön ve iç tarafa doğru yönelecek. İki dal ayrılacak. Nervus perineus süperfisiyelis ve nervus perineus profundus olarak iki dal halinde devam edecek. Nervus tibialis'in bacağın arka tarafındaki kasları inerve ettiğini söyledik. Bir de bu sinirlerin duysal lifleri bulunacaktır. Bu liflere bakacak olursak Nervus tibialis'in bir dalı Nervus cutaneus sura medialis olarak isimlendirilecek ve duysal innervasyon sağlayacak. Nervus peroneus communis'in bir dalı ise nervus cutaneus sura lateralis olarak isimlendirilecek. Bu da bacağın üst ve dış tarafından duysal innervasyon sağlayacak. Dikkat ederseniz biri nervus tibialis'in dalı, bir diğeri ise nervus peroneus communis'in dalı. Her ikisi de nervus cutaneus sura olarak isimlendirilmekte. Bunlar bir miktar aşağıya doğru yöneldikten sonra birleşecekler ve ismi nervus suralis olacak. Dolayısıyla nervus suralisi hangi sinirler oluşturuyor diye soracak olursak veya karşınıza çıkarsa nervus Tibialis dalı olan nervus cutaneus sura medialis ile nervus peroneus Communis dalı olan nervus cutaneus sura lateralis birleşerek nervus suralisi oluşturacak. Nervus suralis de ayağın laterali ve bacağın alt arka kısmından duysal inervasyon sağlayacak. Bir diğer bacağın arka bölümünün innervasyonuna bakabilmek için ön taraftan bakmamız gerekmekte. Hatırlayacağınız üzere nervus femoralis'i e, uyluğun ön tarafında görmüştük. Bunun bir dalı olan nervus safenus'tan bahsetmiştik. Nervus safenus kanalis adductoris'in içerisine girecekti. Ancak arka tarafta hiatus adductoris'ten çıkmayacaktı. Kanalis adductoris içerisinde kanalın medial tarafında bulunan aponeuroz'dan kanalı terk edecekti. Ve daha sonra aşağı doğru seyredecekti. Aşağıda ayağın medial bölümü ve bacağın medial bölümü şöyle gösterelim. Bacağın ve ayağın medial bölümlerinin inervasyonunu sağlayacaktır. Duysal inervasyon. Arka taraftan baktığımız zaman da yine nervus Safenus'un inerve ettiği duysal alanı görebilmekteyiz. Dolayısıyla bacağın arka bölümünde hem motor inervasyon olan kasları inerve eden sinirleri görmüş olduk. Hem de bu bölgenin duysal inervasyonunu sağlayan sinirleri kavramış olduk. Bir diğer görselde transvers bir kesi yapılmış. Sağ taraftaki görselde dikkat ederseniz fibula, tibia ve şu an çizeceğim yer arka kompartman kasları ve bunların kendi arasında derin ve yüzeyel olarak iki katmana ayrıldığını söylemiştik. Bu iki katmandaki tamamını nervus tibialis sinir verecek. Dolayısıyla bu bölgede motor innervasyon arka kompartmanda veya fleksor kompartmandaki motor inervasyon nervus tibialis tarafından gerçek. Bacağın arka bölgesinden sonra ön ve lateral bölgelerine odaklanalım. Bahsettiğimiz üzere fasya profunda bacakta fasya kururis olarak isimlendirilmekteydi ve bu fasya kururis belli septumları oluşturmaktaydı. Örneğin biraz önce bahsettiğimiz septum intermusculari e, isimli, bu septum intermuskülare transfer isimli septumu görmüştük. Şimdi ise ön ve lateral grup kasları birbirinden ayıran septum intermusküler anteriorusu görmekteyiz. Kırmızı olarak çizmeye çalışacağım. Bu septum ön grup ve lateral grup kasları birbirinden ayıracak. Bir diğer septum ise septum intermusküler posterius. Septum intermusküler posterius ise lateral ve posterior grup kasları birbirinden ayırma fonksiyonuna sahip olacak. Burada şunu bilmenizi istiyorum. Membrana interosyal de yine ön grup ve arka grubun Derin kaslarını birbirinden ayıracak. Dolayısıyla fasya profundan özelleşmiş hali fasya kururis'in kurur bacağı e, kompartmanlara ayırdığını ve bu bölgedeki kasları sardığını kavramış olduk. Yine hatırlayacağınız üzere biraz önce de bahsetmiştik ama tekrar anımsayalım. Ön kompartman veya ekstensor kompartman grubu kasların lokalizasyonu siyah olarak gösterdiğim yer. Beyaz olarak gösterdiğim yer perinöel kompartman veya lateral tarafta bulunan kompartman. Şimdi e, kırmızı olarak çizdiğim yer ise fleksör kompartman, arka tarafta bulunan kompartman. Fasya profunda'nın bir diğer e, özelleşmiş oluşumu ise... ...ön taraftan baktığımız zaman iki adet retinakulumu oluşturması. Bunlardan biri retinakulum muskulorum, extensorum superius, bir diğeri ise inferius. İnferius, Y harfine benzeyecektir. Superius ise... E, bir nevi dikdörtgen şekillik olarak karşımıza çıkacaktır. Lateralden baktığımız zaman ise yan taraftan baktığımız zaman ise retinakulum muskulorum perineorum superius ve inferius. perineal grup kasların veya perineal bölgede olduğu için bu şekilde isimlendirilmiş perineum superius ve inferius olarak isimlendirilmiş. Öncelikle ön grup kaslara bakalım. Ekstensor kompartmanda yer alan kaslara, şu bölgedeki kaslara bakacak olursak 4 adet kas bulunacak. Bunlardan biri musculus tibialis anterior, bir diğeri ekstensor digitorum longus, ekstensor hallucis longus ve perineus tertius. İlk olarak musculus tibialis anterior'a bakalım. Şu an çizdiğim yerde musculus tibialis anterior'u ve tendonunu görebilmekteyiz. Sağ taraftaki görselde ise origo ve insersiyosuna odaklanalım. Musculus tibialis anterior'un origosunu şu an göstermeye çalışıyorum. Kon, e, tibia'nın kondülüs lateralisi, tibia'nın e, ön ve bir miktar dış tarafı, bununla beraber e, bir miktarda membrana interossea'dan başlayacak tibia, musculus tibialis anterior. İnsersiyosu ise, sonlanma yeri ise, küneiform e, kemiğin küneiform mediali, en medialde bulunan, e, bildiğiniz üzere 3 tane küneiform kemik vardı, en medialde bulunan küneiform mediali ve birinci metatarsal kemiğin bazisinde biraz fazla çizdik evet. Şurası birinci metatarsal kemik. Bunun bazisinde solunanacak. Bu kasımızın siniri ise nervus perineus profundus. Yine hatırlayacağınız üzere arka taraftan nervus perineus komünist gelmekteydi. Bu iki dala ayrılacaktı. Biri nervus perineus profundus, bir diğeri ise nervus perineus superficialis. Nervus perineus profundus, musculus tibialis anterior'un inervasyonunu sağlayacak. bu kas Kasıldığı zaman dikkat ederseniz kasın başlangıç yeri femurda değil e, tibia da başlıyor dolayısıyla dolayısıyla e, hareket yaptırdığı zaman ayağa hareket yaptıracak Bacağa herhangi bir hareket yaptırması e, pek de mümkün olmayacak bu kas kasıldığı zaman ayağın dorsifleksiyonu ve bir miktarda inversiyonu sağlanmış olacak bir diğer kasımız musculus extensor digitorum longus Musculus extensor digitorum longus'un origosunu şu an sağdaki görselde göstermeye çalışacağım şöyle. tibia'nın kondilus lateralisinde, fibula'nın üst bölümünde, üst bölümünün medial tarafında ve bir miktar da membrana interossea'da başlayacak. Sonlanma yeri ise 2 ila 5. falansların mediallerinde ve bir miktar distal taraflarında sonlanacak. Bunun da siniri aynı şekilde nervus peroneus profundus. Bu e, kasımıza dikkat ederseniz bu da yine femurda başlamıyor, yukarıdan başlamıyor. Dolayısıyla fonksiyonu ayağa olacak ve e, ikinci ile beşinci parmakların ekstansiyonunu yaptırma fonksiyonuna sahip olacak. Bir diğer kasımız musculus perineus tertius. Bu kas musculus extensor digitorum longustan ayrılır. E, çoğu zaman kasın kendisini pek e, göremeyebiliriz ancak tendonu oldukça belirgindir kasın kendisini e, bazen extensor digitorum longus'un içerisinde olduğu için net bir şekilde göremeyebiliriz ancak dediğim gibi tendonu oldukça belirgindir başlangıç yeri fibula'nın alt e, bir üçte birlik bölümünün medial tarafında ve membrana interossea'da başlayacak sonlanma yeri ise 5. metatarsal kemiğin bazisi olarak karşımıza çıkıyor bunun da siniri yine aynı şekilde nervus peroneus profundus bu kasımızın musculus peroneus kasının fonksiyonu ise ayağa ekstansiyon ve eversiyon yaptırmaktır. Sol taraftaki görselde kasın tendonunu görebilmektesiniz. Bakınız 5. metatarsal kemiğin bazisinde sonlanacak. Bir diğer kasımız ise ekstansör hallucis longus isimli kas. Bu kas fibulanın orta üçle birlik bölümünde başlayacak. Bununla beraber yine membran interosyada da bir miktar başlangıç gösterecek. Şöyle gösterelim. Şu bölgeden başlayacak ve bir miktar membran interosyada başlayacak. Beşinci e, düzeltiyorum. Baş parmağın Phalanx distalisinde solunlanacak. Yine aynı şekilde nervus peroneus profundus tarafından innervasyonu sağlanacak ve bu da kasıldığı zaman ayağa ayağın baş parmağını ekstansiyon ve inversiyon hareketini yaptıracaktır. Bacağın ön tarafındaki kaslar ayağa ekstansiyon hareketini yaptıracak. Ve bu kasların siniri ise nervus perinus profundus. Nervus perinus communisin derin dalı olan nervus perinus profundus tarafından innervasyonu sağlanacak bu kaslar. Bunlardan biri musculus tibialis anteriordu söyledik. Bir diğeri musculus extensor digitorum longus. Bir diğeri ise musculus extensor hallucis longus ve e, musculus perinus tertiusun tendonunu görüyoruz. Kendisini göremiyoruz. Kendisi şu bölgelerde olacak. Ancak çoğu çizimde veya makette çok belirgin bir şekilde görülememektedir. Musculus peroneus tertius'un tendonunu göreceğiz. Dolayısıyla bunlar bacağın ön kasları olarak karşımıza çıkacak. Bacağın dış kaslarına bakacak olursak, lateral bölgedeki kaslara bakacak olursak, bunlar perineal kompartman kasları. Sağ taraftaki transvers kesitte bunu göstermeye çalışalım. Fibula'nın hemen dış tarafında yer alacak perineal kaslar, İki adet bulunacak bu perineal kaslar. Bunlardan biri musculus peroneus longus, bir diğeri ise brevis. Bu kaslara bakacak olursak ilk olarak musculus perineus longus'a bakalım. Adı üzerinde longus daha uzun bir yer ise daha kısa olacak. Musculus perineus longus daha lateral tarafta bulunacak. Ve bunun tendonu, bunun tendonu en sağ taraftaki görsele dikkat ederseniz lateralden mediale doğru ayak tabanında lateralden mediale doğru gidecek. Zaten büyük olmasının, uzun olmasının bir nedeni de bu tendonunun oldukça uzun olması. Şu görselde dikkat ederseniz musculus peroneus longus'un tendonunun e, sonlanma yerine, yani birinci e, küneiform kemiklerden küneiform mediale şöyle gösterelim. Küneiform mediale ve birinci metatarsal kemiğin bazisinde olduğunu görebilmektesiniz sonlanma yerini. Başlangıcı ise Fibula'nın kaput bölümünde başlayacak. Fibula'nın üst yaklaşık 3'te 2'lik bölümün lateral tarafında olacak. Bir miktarda septum intermuscular anterius ve posterius'a tutunacak. Fasya profunda'nın özelleşmiş hali olan septum intermuscular anterius ve posterius'a tutunacak. Bunun siniri ise peroneal grup kaslara geçtik şu an dikkat ederseniz. Nervus peroneus superficialis. Ön taraftaki kasların siniri nervus perineus profundus'tu. Musculus perineus longus ve brevis'e geçecek olursak burada da ise nervus perineus perficialis karşımıza çıkacak. Perineal kaslardan musculus perineus longus'un fonksiyonu ise ayağa plantar fleksiyon ve eversiyon yaptırma hareketidir. Bir diğer perineal kas ise musculus perineus brevis. Bakın şurada longus'u görebilmektesiniz. Onun hemen derin planında Brevis bulunacak. Aşağıda Musculus perineus longus'un tendonu daha erken başlayacak. Dolayısıyla şurası tendonu. Bunun yan taraflarında şu an siyah-sarı olarak göstereceğim yerde ise evesi görmekteyiz. Eğer musculus perineus longus'u kaldırırsak bir evesi daha net bir şekilde görebiliriz. Sağ taraftaki görselde ise lokalizasyonunu veya projeksiyonunu görebilmekteyiz. Fibula'nın yaklaşık alt iki bölüşük bölümünden bir miktar septum intermuskulare anterius ve posterius'tan başlayacak. Ve sonlanma yeri ise... Beşinci metatarsal kemiğin bazısında olacak. Hem başlangıç yeri daha aşağıda hem de sonlanma yeri daha erken olacak. Bakınız şurada sarı olarak gösterdiğim hatta musculus perineus brevis yer alacak. Şimdi göstereceğim yerde ise longus bulunacak. Dolayısıyla e, isimlendirmesi de birinin uzun ve birinin kısa olması nedeni de bu olarak karşımıza çıkmakta. Musculus perineus brevisin de fonksiyonu ayağa plantar fleksiyon ve eversiyon yaptırmasıdır. Dış yan kasları veya lateral kompartman veya perineal kompartman kaslarında dediğimiz gibi iki adet kas bulunacak. Musculus perineus longus ve bunun daha derin planda olan breves. Şurada kırmızı olarak gösterilen yer transvers eksen. Bu kaslar transvers eksenin arka tarafından geçtiği için ayağa hareketi, ayağa hareketi fleksiyon olarak karşımıza çıkacak ve bir miktarda eversiyon hareketi görülecek. Transvers kesitte şu kesitte dikkat ederseniz Musculus perineus longusu şu an kırmızı olarak gösterdiğim yer. Hemen yanında ise musculus perineus brevisi daha derin planında görebilmekteyiz. Yürüme fonksiyonuna biraz önce de bahsetmiştik. Ayağın ekstansörleri havadaki ayağın düşmemesini sağlayacaklar. Yukarıya doğru yönelmesini sağlayacaklar. Bir diğer göreceğimiz bacağın ön ve yan bölgesindeki sinirler. Yine arka taraftan bakacak olursak nervus tibialisten bahsettik ve nervus perineus komünistten bahsettik. Nervus perineus komünist lateral ve öne doğru yöneldikten sonra iki dala ayrılacak. Bunlardan biri bakın şurada nervus perineus komünisi görüyoruz. Bunlardan biri derin dal nervus e, peroneus profundus bir diğeri ise daha yüzeyel olan nervus perineus superficialis olarak isimlendirilmekte. Bunlardan nervus perineus profundus yani derin dal bacağın ön tarafındaki kasları inerve edecek. Nervus perinus superficialis ise bacağın lateral tarafındaki perinöel kasların inervasyonunu sağlayacak. Yine e, anımsayalım. Nervus tibialis arka tarafta devam edecekti. Bu da bacağın arka tarafındaki kasların inervasyonunu sağlayacaktı. Bir diğer görmemiz gereken, bilmemiz gereken yapı ise duysal innervasyon Duysal inervasyonda dikkat ederseniz nervus perinus superficial şöyle devam edecekti. Profundus ise derin planda şöyle devam edecekti. Nervus perinus profundus derin planda devam ettikten sonra... Ayakta birinci ve ikinci parmaklar arasında şu an çizdiğim yerde yüze yerleşecek ve bu bölgenin duysal inervasyonunu sağlayacak. Nervus perineus süperfisyel ise şu an gösterdiğim yerde hem bacağın lateral tarafında hem de ayağın dorsal yüzünün büyük bir bölümünün duysal inervasyonunu sağlayacak. Bir başka görselde nervus perineus komünisi görmekteyiz. Bakınız şöyle. Bunun dallarına dikkat edelim. Nervus perineus profundus. Bu aşağı doğru yönelecek ve ön grup, ön kompartman kaslarının innervasyonunu sağlayacak. Daha sonra seyri devam edecek ve ön tarafta birinci, ikinci parmakların arasında yüze yerleşerek bu sefer duysal inervasyonu sağlayacak. Nervus perinus superficial ise daha yüzeyel seyredecek. Lateral tarafta seyri sırasında peroneal bölgedeki iki adet kasın innervasyonunu sağlayacak ve Diğer dalları ise yüzeyel dalları ise duysal inervasyon fonksiyonuna sahip olacak. Bir başka görselde bu sinirleri görebilmekteyiz. Nervus perinus profundus, bakınız şurada. Nervus perinus superficialis de fibula'nın hemen yan tarafında görebiliriz. Bu konuyla alakalı oldukça önemli bir e, klinik tablo kompartman sendromu. Özellikle deprem veya travmalarda alt ekstimtin veya üst ekstimtin e, travmaya maruz kalmasıyla, örneğin üzerinde bir cisim, yabancı cisim işte e, deprem gibi şeylerde kolon, kitaplık vesaire kaldıktan sonra belli bir süre sonra bu kaslar artık ödemleşiyor. Ödem olduğu için de oldukça büyük hale geliyor, büyüyor. Ancak etrafında fasya kururis bulunacaktır. Bu fasya kasları sınırlandırıyor. Kasın büyümesini, genişlemesini, ödemleşmesini sınırlandırıyor. Bu nedenle etrafındaki damar sinir yapılarına ciddi bir bası meydana geliyor. Hem arterdeki kan akımı duruyor, hem de sinirsel sinirlere bası olduğu için ciddi komplikasyonlar oluşuyor. Bu gibi durumlardaki çözüm fasya kururisin kesilmesi ancak minimal bir bölgede, kısa bir bölgede kesilmesi çok da bir çözüm olmuyor. Çünkü bu kompartman yukarıdan aşağı doğru devam ediyor. Bu kesilme işlemine fasya tomi adı veriliyor ve mümkün olduğu kadar geniş veya uzun bir hat üzerinde bunu yapmak gerekiyor. Oldukça önemli bir klinik tablo. Özellikle deprem gibi durumlarda çok fazla karşılaşılan bir tablo. Bunun bilmekte fayda var. Dolayısıyla anatomik temelin kliniğe yansıması olarak karşımıza çıkmakta. Bir başka klinik tablo ise burada dikkat ederseniz olgu ayağını yukarı kaldırmak istiyor. Ancak ayağı yukarı kaldırırken bacağını yukarı kaldırırken ayağını yukarı kaldırmaya çalışırken ayağı düşüyor. Yani yukarıda tutamıyor. Biz ne demiştik? Ekstensör grup kaslar Ayağın yukarıda kalmasını sağlayacak. Dolayısıyla burada ekstensör grup kasların inervasyonunda muhtemelen bir sorun vardır. Nervus perinus profundus felci var. Biliyorsunuz ekstensör grup kasları nervus perinus profundus inerve edecek. Bu bölgede nervus perinus profundus felci olduğu için düşük ayak karşımıza çıkmaktadır.